Teyzeciğim hoş geldin. Teşekkür ederim. Adın ne? Emine. Kiminle geldin? Kızımla. Daha önce bizi izledin mi? Arada izliyordum. Bizi nasıl buluyorsunuz ahlaksız? Küfürbaz buluyor musun? Biraz. En çok hangi küfürümüzü yadırgıyorsun? Aslen Karadenizli misiniz? Evet. Rize içindenim. Eşim Trabzon Sürmeneli. Bu aldığım bilgilerden Bebişko'nun erkek kaşı olmadığına eminim. Hoş geldin Bebişko. Hoş bulduk. Adın ne? Tuğçe. Tuğçe'cim erkek kaşın var mı? Yok. Neden acaba? Çok merak ediyoruz. Ben de merak ediyorum. Vardı, öldü mü yoksa? Emine teyzeciğim, eşinle nasıl tanıştın? Hiç oraları karıştırmayalım. Peki, eşinde en çok beğendiğin yönler nelerdir? Hiçbiri. Bir şey vardır ya beğendiğin. Baştan aşağı sıfır. Hayatımda bu kadar gömmeden gömen birini görmedim. Zampara mıdır? Siz yakaladınız mı hiç zamparalık yaparken? Işte? Eskidendi, şimdi bıraktı, yaşlandı herhalde. Ben seni yerim. Ben size konser bileti veriyorum Emine teyzeciğim. İster eşinle git, ister bu yapayalnız kızınla git. Kimle istiyorsan git. Zaten kızımla takılıyorum. Hoş geldin. Adın ne? Melisa. Kimle geldin Melisa? Eşimle. Çok güzel bir çiftsiniz bu arada. Teşekkür ederiz. Nasıl tanıştınız? Ben İstanbul'a gelmiştim 2015'te arkadaşımla. Ha sen yurt dışından geldin. Aynen. Türkçenden şu an anlaşılıyor. Nereden geldin? Avusturya'dan. Neresi? Viyana'ya yakın. Başka hiçbir yer bilmeyeceğimi düşündüğü için. Tam yer söyle. Welt. Bilmiyorum evet. Hangi semte geldin buraya? Ben burada yaşamıyorum ama. Sen? Ben de orada yaşıyorum. 2 yıl önce geldi evlendikten sonra. Sen de burada yaşıyordun, evlenip oraya mı gittin? Evet. Ya. İşte bir fırsatçı adam. Kanka sen aynı zamanda müthiş bir ticari girişimciye çıktın. Bölümüm de bu zaten. Bölümün ne? Uluslararası Ticaret ve Finans. Uluslararası ticaret ve finans okuyorsun, sonra uluslararası manita ayarlayıp yurt dışına gidiyorsun, çalışıyorsun. Kendini ihraç etmişim. Teşekkür ederiz kardeşim. O da kıskandı, herhalde o da istiyor. Ben ayarladım. Sen öyle zannediyorsun. O zaten şöyle oldu bak. Seni gördü ve pasaport gördü seninle beraber. Böyle sen sarıldın, vize gördü, anladın mı? Schengen gördü yani. Bebişko nasıl tanıştınız? Buraya gelmiştik tatil arkadaşımla. İstanbul'a bir hafta kaldık. Sonra işte babaannem vefat etti. Yolda mı gördün? Yok, cenazede. İstanbul'a gelmişlerdi. Oradan da Tekirdağ'a geçeceklerdi. Babaannesi vefat ettiği için geçemediler. Ondan sonra cenazeye gidiyorlar. Cenazeden sonra da bizim eve geliyorlar. Bizim eve geldikten sonra bir şeyler yapalım, gezelim falan diyorlar. Orada karşılaştınız. Sen gördün uzaktan gurbetçi akraba. Yok yok, biz şey cenazede görmedik. Bizim eve geldiler işte. Yok canım, ölünün başında öpüşseydiniz. Ondan sonra bir şeyler yapalım, gezelim falan dediler. Cenaze sonrası. Cenaze sonrası, evet. Arkadaşlar bu kadar yıkılmasaydınız. Ölüsü solsaydı. Toprak atıyorlar sonra hadi gidelim lan. Sahile gitsek mi? Ne zamandır evlisiniz? 3 yıl olacak 12. ayda. Çocuk var mı? Var. Nerede? Babaannesinde. O da eğlensin diye başka bir cenazeye bıraktık. Orada ölüyle oynuyor böyle. Bıraksak oynar gerçekten. İnanıyorum canım bu çiftin. Belli ki sizin genlerinizde duyarsızlık var başka. Sık sık cenazeye gider misiniz birlikte mesela? Karşı çocuğa bak. Kardeşim benim burun da estetik ama kaşlar duruyor. Estetik değil mi burun? Çok belli. Maskenin altından bile belli lan. Adın ne? Yusuf abi. Yusuf şöyle bir yan dur. Kalem açıcı hale yapmışlar gibi, anladın mı? Böyle ovalliği falan. Petek Dinçöz gibi kanka bunu. Bir fantazini anlat Yusuf. Şimdi mesela şu an bir anda sahneye atlayıp sana vursam ne olur diye düşünüyorum abi. Ben onu yapsam bir estetik daha olursun. Aya sormak istiyorum. Eşinizi hiç aldattınız mı? Ya şimdi bu soru mudur yani? Başka bir şey kalmadı mı? Valla bu çok zor bir soruydu. Ben cevap veremem buna. Cevabımızı aldık. Çok teşekkür ederiz. Ben karımı çok seviyorum. Ben çocuklarımı razıydı. Benim canımdır o. Korkunç bir erkek profilsin kardeşim. Adın ne? Arzu ismim. Kimle geldin? Arkadaşımla geldim. Sen abiyle gelmedin mi? Yok hayır. O kadar öğretmen gibi görünüyorsun ki. Ben mi? Hayır sen değil o. Öğretmenim zaten.
Sence şu sahnede konuşanlar için en seksi hangisi? Bakmam lazım. Bu hayvan inceliyor ya. Bebişko? Ananas gömlekli çocuk. Yüzünü açıp teşekkür etti göt. Ama şu an yüzünü görünce vazgeçti beni. Sen? Hanımefendi. Avukat hanım. Evet avukat hanım. Tam bir suçlu avukat birlikteliği olmaz mı? Kimin en mahrem sırrını öğrenmek isterdin? Niye? Geçmişten gelen bir dedikodu var ya aklında. Vurduruyor muymuş? Mesela bunu öğrendim, bu hakkını bununla kullanmış olacaksın, anladın mı? Uzaylılar gelmiş mi diye öğrenebilirdin. Amerika'nın planlarını öğrenebilirdin. Gittin, birisi vurduruyor mu, vurdurmuyor mu onu öğrenebilirdin. Merak ama bu çocukluktan gelen bir merak ya. En çok bunu merak etmen senin de en mahrem sırrını merak ettiriyor. Reenkarnasyon mümkün olsa bir sonraki hayatında ne olarak dünyaya gelmek isterdin? Şöyle, hayvan ama her şeyi duyabileyim insanların konuştukları. Böyle bir hayvan yok. Reenkarnasyon zaten bir mucize, bir de üzerine bir mucize daha ekliyor. Libidonuzu yükselten en garip şey nedir? Kulağımın yalamasını kadının. Sakatat yani. Her seferinde söylüyorum. Her seferinde inanarak söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah.